Yani elbette orada Erdoğan'ı öyle müthiş bir yanıltmaya maruz bıraktılar ki o seçimi tekrar etmek durumunda kaldı ve İstanbullular bunu kolay kolay unutmayacak. Bence Türkiye unutmayacak yani. Hani şimdi oyları saydık, oy oranları yükseldi diyorlar yerel seçimlerde. Hı hı. AK Parti oy oranlarını yükseltmiştir siz falan diye böyle hala heyelenenler var da. Yerel seçim demek siyasi partiler açısından herkes bilir ki Ankara, İstanbul, İzmir demektir. Ankara ve İstanbul'u kaybetti AK Parti ve İstanbul'u çok küçük yani kısmi bir oy farkıyla kaybetmişken bu yetmemiş gibi meşru bir seçimi tekrar ettirerek ve buna ikna ederek Erdoğan'ı çevresindeki bazı kesimler tekrar ettirerek başta AK Partililer olmak üzere insanların tepkisine maruz bıraktılar AK Parti'yi ve 8 yani büyük bir farkla %54 ile İstanbul'u kazanan bir Fatih noktasına getirdiler İmamoğlu'nu. Hmm. Hani o yüzden bu noktayı nazardan İmamoğlu da bunun farkında. İmamoğlu da oradaki üzüntünün farkında. Sayın Erdoğan'ın üzüntüsünün. Hmm. Çünkü ilk başlarda öyle bir çizgisi yoktu. Hatırlarsanız cami çıkışı bir grup kadın belediye çalışanı gelip şey yapmışlardı. Yani biz nasıl işte burada çalışalım mesela. Ya topal ördek olacak. Yani o kadar da dert etmeyin tarzı bir teselli cümleleri kurmuştu. Orada bırakmadılar. O çizgide bırakmadılar Sayın Erdoğan'ı. Seçimi tekrar ettirdiler. YSK ne kadar direndi. Direnen YSK'ya tonla laf edilmesi neden oldular ki özel bir devlet kurumudur. Böyle sözler söylenmez YSK'ya. Buna rağmen bunlar söyledi edildi. Şimdi Tayyip İmamoğlu oradaki katmerli kaybın farkında ve bunu Kanal İstanbul üzerinden söylüyor. Bak diyor, daha önce inatlaşma oldu. Çok gereksiz bir şekilde meşru bir seçimi tekrar ettirdiğinde nasıl bir sonuçla karşılaştıysan Kanal İstanbul'daki inatta buna neden olabilir gibi bir politika kuruyor. Bir sonuç çıkarmış. Böyle bir diskur yani. Geliştiriyor. Çok mantıksız, çok bağlantısız değil maalesef. Çünkü şöyle bir durum var. Anket yapılıyor. Ya İstanbul'un söz hakkı yok mu Kanal İstanbul hakkında? Değil mi? Öncelikle İstanbul'un söz hakkı var. İstanbullu niye dahil edilmiyor? İstanbullu dahil edilmiyor. Doğru dürüst soran yok, eden yok. Sorulduğu zaman ortaya çıkan sonuçlarda ortada yani İBB bir anket yaptırmış. Hayır diyenler %62 nokta küsür. MAK, Mehmet Ali Kulat'tı sanırım başındaki kişi. MAK bir anket yaptırmıştı. Kulat evet. Onun MAK araştırma danışmanlık şirketinin yaptırdığı ankete göre de hayır diyenlerin oranı %80.2 ya da 80.4. Şimdi açık konuşalım. Kanal İstanbul faydalı mı, faydasız mı, zararlı mı, zararlı mı tartışmasından önce 55.5'ta sizde ne? Aynı. Aynı olmuş. Yani hayır diyenler 55.5. Sizin yaptığınız ankette. Evet. Yani evet yapılsın, harika olur İstanbullu için diyen bir ankete ben rastlamadım. Ve Kanal İstanbul İstanbul'a yapılacağı için bence başlıca sorulması gereken, söz söylemesi gereken İstanbullu. Yani çünkü bu büyük projelerin, o geçiş garantili köprülerin vesaire devlete yükünü de işte insanlar google'laya öğrendikleri için ve hani bu tamam büyük görünüyor, büyük proje görünüyor. Destekliyorsunuz önce, biz de destekledik. Yani bu büyük projelerin ama meğer acı reçete denilebilecek yan soru şeyleri de varmış. Yani bedelleri de kuyruklarına asılı arkadan tıngır mıngır geliyormuş. Yani insanlar artık bunları da tecrübe ettikleri için ya bu büyük proje de bize maliyeti ne? Türkiye'nin bu kadar parası var mı? Bunları düşünüyorlar. Evet finansör bulunabilir ama bulunamayabilir. Bunun yükü ne olacak? Bunun maliyeti ne olacak? Oksijene maliyeti ne? Şimdi şeye de benzemiyor. Hani köprü yaptığında kestiğiniz ağaçları başka yerden eklemleyerek yine o buradan kaydırdığınız orman sahasını başka yerden arttırabilirsiniz. Yine ormanın havaya vereceği oksijen katkısından mahrum kalmayabilirsiniz, doğru. Ama burada su rejimleri farklı. Karadeniz ile Marmara Denizi arasında seviye farkı var, kirlilik oranı farkı var, tuz yoğunluğu farkı var. Ve birçok uzman da bilimsel bazıları onay veriyor evet ama bazıları da vermiyor. İçiden 4-5 tane üst düzey hoca hiçbir sorun olmaz. Bu dediklerinin yalanlıyor mesela. Ama başka bilim uzmanları da ÇED raporuna da girdi. Murat Kurum'un açıkladığı ÇED raporuna görüşlerini giren muhalefet şerleri var. Çok program yapıldı. Bak, çok şey söylendi. 40'a yakın hoca bunlar da prof bunlar yapılabilir dedi. Bunlar herhalde bir
inanmadıkları bir şey imza atmıyorlardır. Yani tehlikeli olur, peki, sorumlu olur diyenler de var. Çok sayıda var. ÇED raporuna da girdi onların görüşleri. Bak ben çevreye verilen şeyi de geçtim. Hı-hı. Yani insanlar, ya İstanbulluya bir sorun. İstanbullu ne diyor? İstanbullu oradaki o Kanal İstanbul etrafındaki örüntü, kent örüntüsünün değişmesi, işte oradan alınan evler vesaire oraya odaklanacak nüfus, yeni bir nüfus istiyor mu? Bak başta şöyle düşünüldü. Kentin nüfusu oraya kayar. Sonra benzer örnekler dünyada, önemli şehirlerde incelendiğinde görülüyor ki kentin işte odaklanmış nüfusunun oraya kayması yerine dışarıdan yeni göçler alıyor bu tür yapılanmalar. Ve bu şehrin bir sonunun bir başının bittiği yerin falan belli olması lazım. Sürekli ila nihaya dışarıya doğru büyüyen bir şehir olması ile ilgili ek maliyetler var. Ya insanların gündeminde yok. Ciddi söylüyorum. Kanal İstanbul meselesini insanlar Türkiye'nin öncelikli çözülmesi gereken bir problemi falan olarak görmüyorlar. Ben de o anlamda inadına kelimesinin Sayın Erdoğan'ın sarf ettiği inadına kelimesinin iyi bir siyasi titreşim vibe verdiğini düşünmüyorum seçmene. Peki Sayın